Şimdi burada çok adam var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ananı satayım. Ananı avradını. Sopala vur. Sopala kafayı da. Çabuk. Ananı kuduruyor. O zaman gözü orta parlar. Sopa nereye fırlar? Sopayı alma. Sopayı al. Sen değil öbürü. Bakın buradaki şu taktiği yapıyoruz. Hiç konuşmadan hemen. Hayda adam palayı çıkardı Mert'i. Adam oğlum çıplak maya katil oldu. Rabia canavarı videosu başlıyor. Nam nam nam. Oh nam nam nam. Oh nam 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 nam. Ha. İyi seyirler. Kurabiyeciğimden merhaba. Sifu'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son neler olmuştu hatırlamayalım bence. Aşağı yukarı gözüne orta parmak sokma hareketi. O yüzden bence hatırlamayalım o işleri. Benim babam Sifu. Haydutlar geldi, evi bastı, adamı geberttiler. O haydutların ben ta... Onu ben yaptım pardon. Neyse. Oyunun en zor kısmını atlattık yani tutorial'ı. Şimdi babamın intikamını alacağım. 20 yaşındayım. Ve... Böyle bir şeyler topluyoruz. Şimdi o kadar dövüşün ortasına gelip onu mu şey yapacağım? Bölüm 2 var hoşla. Evet arkadaşlar oyun başladı. Şimdi tam çözüm yapıyoruz şu anda. Speedrun atacağım. 20 yaşında bitireceğiz oyunu hiç ölmeden. Bütün nerede ne varsa hepsini alacağım. Evet başlıyoruz şu anda. Şu anda başlamış bulunmak. Şu an çok fena oynayacağım. Gerçekten dikkatli olmam lazım. Odaklanmam gerekiyor. Dövüş... Ya ne başka yol bulacağız hacı? Bu arada kapışırken konuşmazsam anlayın ki odaklanmışım demektir. Şu anda işler karışıyor. Şu an gerçek oyun başladı arkadaşlar. Bu arada eğer Sifu'yu oynayamıyorsunuz benim videolarımı özleyerek taktik almayabilirsiniz. Yani bence taktik almayın bende. Bu arada Sifu uzun zamanları beklediğim bir dövüş oyunu olarak en iyi oyunlardan biri ve Sifu da kesinlikle etraftan sopa mopa ne bulursanız alın. Oyunu ilerletmede ve düşmanları kolayca öldürme konusunda çok yardımcı olan bir şey. Junkies. I don't think they'll be a problem. Bunlar içmiş burada kusmuş. Sopa önemli. Sopayı alın. Sopa, boru, şişe ne varsa elinize alın. Çok fayda sağlıyor. Ya yani oyunu kazanmaktaki kilit nokta bu. Etrafta ne varsa bulursanız kullanın. Sehpa, sopa, şişe ne varsa. Çamaşır ipi, boynu dolabı o. Böyle bir şey yok keşke koysalar. Aynen çalmaya geldim ama senin kalbini. Woohoo! Gördüğünüz gibi böyle hareketler yapıyor. Bak şimdi uçacağım karşıya. İnşallah uçup oradaki şey bizim bir tarafımızda şey olmaz. Allah. Ne diyorsun lan fuck you mak you? Al sana fuck you. Gençler uyandırayım. Hala bir kişi bile bana vurabilmiş değil. Ya biz de böyle delikanlıyız yani. Ananı satayım. Kim attı lan bana şişeyi? Şimdi onun kafasını... Adam mısın lan sen? Adam mısın lan sen diyorum. Adamları sopayla döndü. Bu ne? Morsis. Bu arada etrafta toplanabilir eşyalar var. Yani roguelike yapısı olduğundan dolayı oyunu tekrar oynayıp sıkılmamamız için aslında etrafta anahtarlar gizlenmiş durumda. Anahtarları bularak oyunu ikinci defa oynadığınız zaman kısa yollardan giderek daha az yaş atlayarak bölüme geçebilirsiniz. Yani kısacası oyun size tek oynanışta oyunu bitirmenizi istemiyor. Birden fazla kez oynamanızı istiyor. Ne konuşuyorsun lan sen? Ha? Gördün mü nasıl fake attın? Hem konuşurken adamın ağzına sokarlar işte. Lan yanlış hareketi yanlış karıya yaptın. Sopası olana yapacaktık onu. Gördün mü hareketi? Evet yavrum aldım sopayı soktum oraya. Hadi bakalım gelin bakalım. Sıraya dizdim milleti. Haydi be. Flawless victory yapamadım vurdular bir kere. Tamam neyse hiç yaş atlamadan bölüm bitireceğiz hadi. Oğlum ben gamer adamım. Ben Dark Souls bitirmiş adamım. Bak salak gitti arkadaşına vurdu.
gözüne sokma hareketi. Ne oldu şimdi? Bu kadarcık mı? Bu arada oyunun en sevdiğim sahnelerden bir tanesiydi. Zaten oyunu daha önceden oynamadan bu kadar iyi oynamam imkanı yok. İlk başlarda oyunu oynarken kudurdum bildiğin. Anabacı küfürüm. Ne oldu? Lan nasıl oldu? Oyunda gizli öldürme mekaniği var. Yani tam olarak sayılmasa da. Hızlı gelip vurduğunuzda tek atabiliyorsunuz. Mesela şöyle. Yine yapamadım lan. Ya farklı bir animasyon girmiyor ama yani hemen karşıdakini stunlayıp bitirici vuruşla öldürebiliyorsunuz. Gerçi biz adamları öldürüyor muyuz, bayıltıyor muyuz o da belli değil ama sopayla kafasını dağıttığıma göre bence ölüyor. Bakın. Yine olmadı. Neyse. Aa sana guys. Benim anlamadım. Bu kadar adamın... Sopayı al, sopa önemli! Bak adam alıyor. Ah! Adam yaratığa dönüşecek sanırım. Bazıları kuduruyor. Ya ben kudurdum mesela şu an. Gözü parmak! Gördün mü adamın aklını alırlar böyle. Al işte bu işte kudurma dediğim buydu. Şu an dikkat etmeniz lazım. Vallahi şu an gerçekten dikkat etmem gerekiyor. O kadar dikkatli olmam lazım ki. Hayır. Ya şu adamların çelmesini hep yiyorum ya. Sağa sola kaçarken ileri yapmak lazım şöyle. Adam çelme takıyor yere düşürüyor beni. Zaten ne zaman dayak yersem ondan dayak yiyorum ya da duvarlara sıkışınca dayak yiyorum. Onu ileride konuşacağız. Duvara sıkışınca zaten siz de anlayacaksınız. Ya oyunun her şey çok iyi çalışmıyor. Zaten dövüş oyununda bu kadar yakın bir kamera tercih edilmesi kötü bir seçenek. Zaten eğer bu kadar yakın bir kamera tercih edilse bile etrafı düşmanlar çoğalınca kameranın otomatik uzaklaşması gerekiyor. Bağımsız yapımcı yaptığına göre bu tür şeylere takılmıyorum ama ileride güncellemelerle oyunun bence çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar burada güçlendirmeniz gereken en önemli şey bu. Silah dayanıklılığı. Size söylemiştim. Oyunda silahlar oyunu bitirmenize olanak sağlayan kilit noktalar. İlk işiniz bu silah dayanıklılığını yükseltmek olsun. Çünkü üzerinde 25 yazıyor. 25 yaşınızı geçtikten sonra silah dayanıklılığını arttıramıyorsunuz. Ondan dolayı ilk yapacağınız şey bunu güçlendirmek olacak. Bunu güçlendirdikten sonra da silahların gücünü arttırmak olsun. Dayanıklılık yani kırılmamasını sağlıyor. Bunları gücünü arttırıyorsunuz. O yüzden ben bunu arttırıyorum. Bakalım bu sefer iyi bir taktikle oyunu bitirebileceğiz mi? Kesinlikle bence bitirebileceğimi düşünmüyorum. Eğer bitirirsem bu yorumun altına gelip bitirdin Sifu Baba yazın. Kapı nerede lan? Ne bitirmesi? Daha kapıyı bulamıyorum. Aa! Kapıyı demek neyse. Bak kamera nereye? Aa, gördün mü? Abla aşağı düştü kameradan. Araya aldılar. NPC şey yapay zeka bile kameradan ön, arkası neyse boş. Ya biz her yere atlıyoruz ama etrafa da bir bakalım bakalım anahtar ne bileyim şişe mişe bir şey var mı? Metin ağzına sokarız şişeleri. Tuğla, ha, tuğla da olur. Tuğla olur. Last of Us'ta tuğlasız gezmezdi. Hayırdır lan? 50 tane adam dövdüm. Seni mi dövmeyeceğim ha? Şişko! Adamın ağzını kıralım. Ah! 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 Gördün mü? Faturalar. Ya adamın faturalarına mı alıyoruz? Zaten Türkiye'de bize yetiyor faturalar. Lan bir böyle bir oyun videosunda da ekonomik durumdan bahsetmeyelim. Neyse fırlatmalardan kaçın. Ya ne kaçın? Adam onlar benden kaçsın. Çıplak manyak dili katil geliyor. Adam fırlatmalardan kaçın diyor. Özel hareket yapıyor o ayılar. Yakalayıp sizi yere vuruyorlar Undertaker gibi.
Ama tabii o kadar profesyonel oynuyorum ki yapamadığım bir şey. Ne oluyor, oraya bakıyor, orada biri mi var? Bakın şimdi gizli hareket yapacağım. Oğlum bir türlü yapamadım lan şunu. Tek vuruşla stunlıyorsunuz adamı ama yapamıyorum. Ya şu fırlatmalardan kaçın, tuşu inşallah bu yıl içerisinde kaybolacak. Oyunu bug'a soktum. Evet, burası gerçekten çok sıkıntılı bir yer. Ha bakın böyle yapıyor tek. Şimdi burada çok adam var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ananı satayım. Ananı avradını da. Daha konuşmadan. Bu arada susarsam çok normal. 50 tane adamla kapışıyorum. Oğlum adamsanız tek tek. Gerçi tek tek geliyorlar da. Hayır. Allah'tan adam dövdüğümüzde canımız çoğaldı. Başka kim kaldı? Aa sopalı manyak. Aa düşürdüm yere. Vallahi düşürdüm, nasıl düşürdüm bilmiyorum. Sopayla vur. Sopayla kafayı da. Çabuk ananı kuduruyor. O zaman gözü orta parlak. Ya bunu yaptırmayacaktınız işte bak. Bunu yaptırınca böyle. Gördüğünüz gibi önemli. Sopa önemli yani. Oo sopamızı da yeniledik. O silah dayanıklılığını arttırdığınız zaman bir sopayla bölümü bile bitirirsiniz. Tamam, o kadar olmasa da en azından çeyreğine yetecek kadar sopa dayanıklılığı oluyor. Hala şu fırlatmalardan kaçın şeyine nasıl kurtulacağız? Zaten bir kere bug'a girmese oyun oynarken ben şaşıracağım. Oyunun yapımcıları beni tester olarak işe alması lazım. Bu arada burası yan görev gibi bir şeydi, buraya girdim. Çünkü burada güçlendirme şeyleri var. Tabii hayatta kalırsam. Ya oyunda eğer kendinizi güveniyorsanız her yere girin güçlenmek için. Zaten ilk bölümde daha çok girin. İlk bölüm biraz daha böyle öğrenme aşaması olduğu için. Bak anahtar verdi. Mesela bir daha oynadığımda kısa yoldan hemen gelebileceğim. Gördüğünüz gibi hemen silah dayanıklılığına veriyoruz. İnşallah 25 yaşında olmadan onu fullerim. Aa yok lan, ilk oynadığımızda oraya girmek zorundaymışız. İkinci oynadığımızda direkt kapıyı açabiliyorsunuz. Polisten kaçın, ay fırlatmalardan kaçın yazısına başlayacağım şimdi. Evet burası da sıkıntılı bir yer. Şimdi stealth gidelim hemen. Gizlilik bizim işimiz. Sifu'da bile gizli yapıyor. Bak şimdi. O kadar ses çıkıyor, kimse bakmıyor. Eyvah, bundan sonra oba adam kafamda kırdı şişeyi. Lan sopa ne ara kırıldı, o kadar hava yaptık. Hayır sopaya mı? Ananı satayım. Arkadaşlar ciddileşmeye başladım. Vallahi şu anda ciddileştim, çok ciddiyim. Sopa nereye fırladı? Sopayı alma! Sopayı al! Sen değil öbürü! Ananı! Ananı kafamı şişe kırıyorlar. Ölme! 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 Yapma be! Kudurma be! Bu arkadaş beni öldürecek gibi ama. Ananı satayım be! Bakın gördüğünüz gibi öldüm ve duvara sıkıştım. Yani kaçamadım. Her öldüğümdeki sahneleri keseceğim. Bakalım %90'ında duvara sıkışarak mı ölmüşüm? Ki genelde öyle ölüyorum. Ya bu kesinlikle benim hatam. Ya tabii yine ölecektim, canım azdı ama. Bu kadar saçma sapan bir ölmezdim yani. Adamın en azından canını götürdüm. Evet, diğer önemli olan bir şey daha. Silah ustalığı. Yani yine silahınızın dayanıklılığını arttırıyor. Bu da ileriki yaşlarda kullanılamıyor. Ondan dolayı 20'li yaşlarda bu skill'lere dikkat edin. Hemen açıyoruz.
Şimdi bir önemli bir skill daha bu. Bu arada güzel XP biriktirmişiz lan, şaşırdım ben, baksana. Şunu da alayım. Evet, ilk ölüşümüz hayırlı olsun. Umarım bu son ölüşümüz olur. Zannetmiyorum. Bence şişirecekler bizi ama dur bakalım. Adam kudurdu. Dikkat etmemiz lazım. Evet. 21 yaşımıza geldik. Duvardan kaçın. Fırlatmalardan kaçın değil de duvardan kaçın yazısı koymaları lazım. Evet arkadaş, bayağı yordu bizi bu arada. Bu arada öldüğünüzde o 1-0 olan o şey, öldüğünüzde ne kadar yaşatlayacağınızı gösteriyor. Üst üste ölürseniz dediğim gibi ikili üçlü yaşatlayabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Ay, ağzına tükürdüğümün oyunu, şu yazı ne zaman kurtulacağız ya? Bölümü bitirene kadar şu yazı ekranda kalacak ha. Bu arada daha dün fark ettiyseniz hafiften bir ciddi moda girdim. Yani konuşmuyorsam anlayın ki bir ciddi moda girmişimdir. Bakın buradaki şu taktiği yapıyoruz. Hiç konuşmadan hemen işte bu. Bunlar taktik arkadaşlar. Bunu herkes bilmez. Ancak benim kanalda öğrenebilirsiniz bu tür hareketleri. Gördüğünüz gibi patates. Bunu bu kadar basit oyunu da yani bu oyunu da oynayamıyorsanız gidin Mario'da oynamayın. Mario'da zor. Yani bu oyunu da oynayamıyorsanız gidin Minecraft oynayın. Minecraft ayva yedik. Bütün herkes şimdi evime saldıracak. Benim izleyicilerimin %95'i de Minecraft oynadığı için ayva yedik. Ha sonunda. Ve silah dayanıklılığını fullledik. Yani önemli olan nokta gerçekten bu. Bunu hemen yaptığımız için sevindim. Şu anasını sattığımı fırlatmalardan kaçın yazısı da kenardan çıksa, dikkatimi dağıtması çok güzel olacak. Kimse yok mu? Anahtar kart. Evet, bu tür kartları alarak ikinci oynayışınızda daha az rakiple karşılaşarak buralara gelebilirsiniz ama özel odanın kapısı kapalı. Bu özel odanın kapısı anasının gözündeki bir bölümde alıyorsunuz anahtarını. O şekilde geliyorsunuz. Ve olaylar başlıyor. Bundan sonra susuyorum ve oyuna odaklanıyorum. Yoksa bu oyun bitmez arkadaşlar. Baksana adam dövüşmekten elleri nasıl tutmuş, paramparça. Adam büyücü çıktı. Adamın ismi fırlatmalardan kaçın. Hayda, adam orak fırlatıyor. Bu nasıl bir bahçı var? Kusura bakmayın, konuşma bilirim. Şu anda önemli bir işim var. Gördüğünüz gibi hayatta kalmaya çalışıyorum. Lan. Göze parmak hareket. Lan! Allah! Hayır, duvarda değil. Ananı satayım be. Ortaya gel. Aha! Oğlum nasıl yaptım onu? Yapamamışım zaten, kafamı taştı. Ne oldu? Hayda, adam palayı çıkardı, mertti adam. Oğlum çıplak maya katil oldu.
Adamın adı Çıplak Manyak Katilmiş. Bu videonun adı Çıplak Manyak Katil olsun lütfen. Arkadaşlar bu bölümde oynamak için Çıplak Manyak Katili yenmek için önemli olan bambu çubukları. Bambu çubuğu ağzına sokmanız lazım. Ulan benim... Ananı satayım. Duvardan kaç, duvardan kaç be Erkan, duvardan kaç. Ne oldu şimdi, kaçtı. Ananı. Hadi be. Oğlum adamın şeyini peri yapmıştık, tam vurmalık duruyordu. Allah! Kafayı alıyordu az da. Hadi lan stun lan! Hadi! Öldün mü? Öldün mü? Öldün mü? Öl! Öl! Aha boynuna doladım palayı. Vallahi bir kere ölerek bitirdim ben. Çıplak manyak katilin kafası uçtu. Ya oyun bu kadar basit işte. Yani abartmanıza gerek yok bu kadar. Bu kadar basit yani. Profesyonelinden izleyin. Benim videolarım bakın. Günde, tamam günde değil, günde fazla olur. Haftada bir kere benim bir tane Sifu videomu izleyin. Sifu'yu bitirirsiniz. Bu kadar basit yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla Sifu videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda Discord kanalımızda her gün muhabbet ediyoruz. Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Bu arada her gün muhabbet ediyoruz dediğim, bir tek ben muhabbet ediyorum lan. Biraz da siz katılın da birlikte muhabbet edelim. Hemen azra mı konacaksınız? Bir sonraki videoda görüşürüz.